Herkese merhabalar. Fırın sütlaç yaptım bugün. Bunun için gerekli malzeme yarım su bardağı pirinç. Böyle bir tencere alıyorum. iki buçuk su bardağı su koyacağım. Sonra. E, yarım su bardağı pirinci yıkamıştım, onu koydum. Sonra böyle biraz pişecek, iyice böyle sert olmayacak. Piştikten sonra pirinç, dört buçuk su bardağı süt koyuyorum. Sonra bir bardak da toz şeker ekliyorum, karıştırıyorum iyice hemen ayrı bir küçük kaseye 3 yemek kaşığı buğday nişastasını koyuyorum. Bunu yarım su bardağı süt ile açacağım. Yani iyice çırpacağım. Topak topak kalmaması açısından bunu yapmak zorundayız. Tel çırpıcımı alıyorum. iyice karıştırıyorum. Topak olmaması için. Sonra bunu biraz kaynayan şeker ve sütümüze, zaten kaynamıştı bayağı. Bir 5-10 dakika kaynadı. Ona hemen ekliyorum. Koyulaşması açısından. Hemen iyice karıştırıyorum. Koyulaştıracak bu nişasta. Ben buğday kullandım. Siz mısır da kullanabilirsiniz. Kullanan kullanıyor. Evet, sonra e, en son vanilya ekliyorum. Bir taşım daha kaynatıyorum iyice karıştırıp. Vanilya gerçekten çok güzel bir hoş koku veriyor sütlaç'a. Ben çok seviyorum. Karıştırdık iyice. Şöyle bir taşım daha kaynıyor. Hemen bunu fırın kaplarımıza alıyorum ben. Böyle yuvarlak tepsim var, fırın tepsisi ve üstüne de fırın kaplarına koyuyorum. Toplam 6 tane çıkıyor. Buraya 5 tane koydum ama biraz arttığı için bir tane daha ortaya yerleştirmek zorunda kaldım. Öyle gördüğünüz gibi. Hemen bunu içine su koyuyorum. Biraz. Çünkü altının pişmemesi gerekiyor. O yüzden su gerekiyor. Evet en son hali böyle. Çok güzel üstü böyle yanıksı yanıksı gibi. Çok da lezzetli oldu. Hemen bir doku testi yapacağım zaten. Evet hemen bir doku testine yapalım tekli. Gördüğünüz gibi çok güzel harika bir sunum oldu. Lezzetli de böyle kıvamı tam yerinde. Kanalıma abone olursanız çok sevinirim. Başka videolarda görüşmek üzere hoşçakalın.